Sevgili seyirciler, yeni bir 5NBK programına hoş geldiniz. Yine her zaman olduğu gibi önümüzdeki 45 dakika boyunca sizlere Türkiye'de ve dünyada olan biteni dilim döndüğünce anlatmaya, konuklarımla yorumlamaya çalışacağım. İlk durağımız Şangay Beşlisi'nin buluşmasına giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özbekistan'da verdiği işte bu kare olsun. Bir otel lobisinde çekilen ve Şangay Beşlisi'nin önemli liderleriyle bir arada görülen bu fotoğraf, bu haftanın belki de en çok konuşulan konularından bir tanesi oldu. Fotoğrafta hem Putin'i hem Erdoğan'ı ve diğer Şangay Beşlisi'ne katılan liderleri bir arada görüyorsunuz. Neşe içinde Erdoğan'ın anlattığı bir konuyu dinliyorlar. Ne olduğunu henüz öğrenemedik ancak keyiflerinin yerinde olduğunu söyleyebiliriz. Bu konu çok konuşuldu. Özellikle Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine başvuran NATO üyesi Türkiye'nin liderinin Şangay Beşlisi'ne resmi olarak bir anlamda gözlemci olarak gitmesi Batı basınında da bayağı bir dikkat çekti bu hafta boyunca. Tartışıldı. Kimileri gurur duydu, kimilerinin kafasında bir soru işareti belirdi. Ama bana sorarsanız Türkiye için iyi oldu. En azından hem NATO için hem Avrupa Birliği için çantada keklik diyebileceğimiz bir pozisyonda olmadığımızı dosta, düşmana göstermiş olduk. Bu haftanın yurt dışındaki en ilginç karelerinden bir tanesi buyken, bu haftanın Türkiye'deki en önemli konusuysa hem hükümet hem muhalefet açısından Türkiye'de yeni başlatılan AK Parti'nin açıkladığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizzat açıkladığı sosyal konut projesi oldu. 16 bin ile 18 bin liranın altında geliri olanlar için AK Parti'nin ya da hükümetin şu anda sunduğu bu yeni projede başvurular çığ gibi artıyor. Kimsenin beklemediği kadar büyük bir başvuru var. Muhalefet bu işin olmayacağını düşünüyor. Bu işi yapamazlar diyor, olmaz diyor. Başta Murat Kurum olmak üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan'sa belki de seçime doğru, 2023 seçimlerine doğru hükümetin attığı en önemli adımı gururla anlatıyor. Bu işin nasıl olacağını söylüyorlar. Başvurular hala devam ediyor ve de önümüzdeki günlerde de kura çekimi olacak. Kuşkusuz bu ilk kura da olmayacak. Muhtemelen seçime kadar biz birkaç kura da göreceğiz. Çünkü projenin böyle kalması imkansız. Bu kadar büyük başvuru varken, seçimlere de 9 ay varken böylesine ayağının önüne gelen bir topu 90'a takmaktan, birkaç defa 90'a takmaktan ben hükümetin hiç geri durmayacağını düşünüyorum. Peki bu sistem nasıl işleyecek? Gelin isterseniz bunu Ufuk Tetik'e soralım. Kendisi gayrimenkul danışmanı. Ufuk Bey, bakan kurumun açıkladığı bu TOKİ sosyal konut projesinin detayları nedir? Kimler başvuruyor? Nasıl alacaklar? Ne kadar zam gelecek? Kiraya verebilecekler mi? Biraz konuşalım mı acaba? Öncelikle ilk evim, ilk iş yerim kampanyası Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca yapılmış en büyük gayrimenkul kampanyası. En büyük gayrimenkul kampanyasının olma sebebi hem adetsel bazda hem nitelik olarak hem de ödeme performansı olarak şu ana kadar yapılmış tüm kampanyaların hepsinin toplamından daha büyük oluyor olması. Bununla birlikte devlet nasıl bir strateji izledi ve bu kampanyayı yaptı? Şöyle, birinci etabında 250 bin konut, 100 bin nitelikli arsa, altyapısı hazırlanmış, üzerine inşaat yapmaya müsait arsa, aynı zamanda da 10 bin tane ticari ünite olarak planlandı. Totalinde Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamayla birlikte bunun ilk 5 yıl içerisinde 500 bin konut, 250 bin arsa ve daha fazla ticari ünite olarak belirlenmesi konusunda bir duyuru yapıldı. Bu duyuru ile birlikte özellikle alt gelir grubu, dar gelir grubuna hitaben yapılan bir kampanya. Bu kampanyanın en büyük özelliği ve kampanya çıktığından beri vurgulanan temel nokta şuydu. Alt gelir grubuna hitap eden askeri ücretlinin kira ödermiş gibi daire alabilmesinin önünü açacak bir kampanyaydı. Bu kampanyayla özellikle 2+1 daireler 608 bin liradan başlayan fiyatlar, 3+1 dairelerde 810 bin liradan başlayan fiyatlarla alıcıların hizmetine sunuldu. Burada detaylar neydi? Özellikle %10 peşinat ve 240 ayavaya varan vadelerle bu kampanyadan insanlar mülk sahibi olabilecekler. Bunları da başvuru yapacak kişileri de belli klasmanlara ayırdı devlet. Örneğin şehit ve gazi yakınları, engelli vatandaşlar, emekliler, genç kategorisinde olanlara %50'ye yakın özel kontenjan ayırdı. Diğer %50'yi de normal herhangi standarda uyan vatandaşlar olarak kuraya ya da kampanyaya başvuracak şekilde bir dağılım gerçekleştirdi. Bu kampanyada ihtiyaç belirleme işlemleri
Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 81 ilin valisine gönderilen bir yazıyla başladı. Bu valiliklere gönderilen yazılarda sorumluluk bölgeleri içerisindeki konut, arsa ya da sanayi sitesi ihtiyaçlarının belirlenmesi istedi. Bu istendi. Bu belirlemeye göre de gelen ihtiyaçlara göre bir planlama yapılarak birinci etabında 250 bin konutla başlayan bir kampanya süreci başlamış oldu. Bu kampanyayı önemli kılan konulardan bir tanesi de ödeme planı. Halihazırda şu anda kredi faiz oranlarının oldukça yüksek olduğu bir dönemde devlet tarafından maliyetinin %40 altına ve 240 ay vadeli bir ödeme planıyla alt gelir grubunun ulaşabileceği bir kampanya tasarlandı. Bu detayın çok önemli olduğunun altını çizmekte fayda var. Sizce bu proje işe yarar mı? Konut krizine bir faydası olur mu? Yani şu anda bir şişmiş bir konut krizi var. Fiyatlar düşer mi sizce? Bu kampanya muhakkak ki faydalı olacaktır. Özellikle son 2 yılda gayrimenkul fiyatlarının geldiği nokta itibariyle alt gelir grubunun gayrimenkul alımından uzaklaştığını görmeye başlamıştık. Bu kampanya ile birlikte Anadolu'nun her yerinde 250 bin, orta vadede de 500 bin konut planlaması yapılıyor. Gayrimenkul fiyatlarının bu kadar artmasının temel sebeplerinden bir tanesi de gayrimenkuldeki arz eksikliğinden kaynaklıydı. Bu arz eksikliğini devlet TOKİ gibi bir kurumla sübvanse ederek 250 bin konutu 24 ay içerisinde kullanıma açacak. Bu 36 aya varacak zamanları da olabilir ama ortalamada 24 ay içerisinde biz ilk anahtarları vereceğiz şeklinde bir beyanatı oldu Sayın Cumhurbaşkanımızın. Bunun doğal olarak bir sektöre katkısı olacaktır. Tabii şunu da göz ardı etmemek lazım. 250 bin konutu devlet yapmaya devam ederken özel sektör tarafından da yapılacak konutlar olacaktır. Otomatikmen arz eksikliği noktasında bir katkısı olacaktır. Fakat şunu unutmamak lazım. Gayrimenkul sektörü talebe esnek olan bir arz üretimine sahip değil. Talep karşısında esnek bir arz durumu söz konusu değil. Bir gayrimenkul projesinin üretilmesi, tamamlanması ortalama 36 ay olarak ele alındığında bizim gayrimenkul sektörüne etkilerini biraz daha bekleyerek görmemiz gerekecek. Kısa vadede bunun etkilerini görmek çok önemli, çok gerçekçi olmayacaktır. Fakat her sektörde olduğu gibi gayrimenkul sektöründe de bir kelebek etkisinden söz edebiliriz. Kelebek etkisiyle birlikte özellikle alt gelir grubuna uygun ve maliyetlerin altında bir fiyatla piyasalarda belli bir disiplin de sağlanabileceğini düşünüyorum ben. Böyle olduğu takdirde biz gayrimenkule etkilerini 12 aydan sonra görebiliriz ama kısa vadede böyle bir etkiyi beklemek çok böyle pembe bir tablo çizmek olur. Biraz önce bahsettiğim gibi buradaki kritik nokta talep karşısında arzın çok esnek olmamasıdır. Yani bir üretim bandından bahsetmiyoruz. Doğal bir üretim bandından bahsediyoruz. Akşamları çalışılamayan, belli günlerde işin daha ağır gittiği bir üretim sektöründen bahsediyoruz. O yüzden kısa vadede bunun etkisini görememekle birlikte orta ve uzun vadede ciddi katkıları olacaktır bu projenin. Bu kampanya özelinde şuna da dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum. Ben gayrimenkul sektörü, yani inşaat sektörü daha doğrusu, alka planında alt kırılımlarıyla birlikte 250'ye yakın sektörü tetikleyen ana bir sektör, lokomotif bir sektör. Bu sektörle birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın da yaptığı açıklamayla yaklaşık 1 trilyon TL gibi bir hacim dönecek piyasada. Akabinde 3 milyon 700 bin insanın, çünkü düşünün hane olarak bir yerlere taşınacaksınız, hane olarak iş yerleri kuracaksınız, sürkülasyonun değişimli olacağı bir alandan bahsediyoruz. Bunun inşaat sektörünün dışında Türkiye ekonomisine de ciddi bir katkısı olacaktır. Ya biz bu hareketi, sektörel hareketi her noktada olumlu olarak göreceğiz diyebilirim. Ufuk Bey çok çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, biliyorsunuz Türkiye ile Yunanistan arasında yeni bir kriz var. Aslında bu kriz Yunanistan için her zaman vardı. Çünkü Yunanistan'dan Türkiye'ye baktığınız zaman Türkiye sanki yarın bir gün ya da bir gece ansızın adaları, Yunanistan'ı işgal edecekmiş gibi bir ruhuna var. Yani büyük bir Türkiye kompleksi görüyorsunuz Yunanistan tarafında. Biz Türkiye tarafından baktığımız zaman hem basınımızda hem söylemimizde, siyasette bu Yunanistan hani yarın bir gün bir kriz olur, savaş çıkar tehlikesini düne kadar çok duymuyorduk, hissetmiyorduk. Hatta neden bu kadar duyarsız kalınıyor endişeleri de yok değildi. Ama Hulusi Akar başta olmak üzere herkes daha soğukkanlı, dilini daha böyle kontrollü kullanıyordu. Ta ki Cumhurbaşkanı Erdoğan
artık canımız atak etti. Bir gece ansın gelebiliriz. Adaları silahlandırıyorsunuz. Zaten kayalara da çöktünüz minvalinde bir açıklama yapana kadar. Ortalık karıştı. Başta Yunanistan karıştı. Yunanistan'da zaten böyle bir paranoya vardı. Mitsotakis sağa sola önüne gelene Türkiye'yi şikayet etmeye başladı. Birleşmiş Milletler'den Avrupa Birliği'ne, Fransa'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar. Bakın biz diyorduk yarın bir gün Bige Johnson gelecek diyorlar. Hatta bir basın toplantısında dayılık yok diye Türkçe bir kelime kullandı. Bir başka basın toplantısı yaptı. Bir gece ansızın değil gündüz gelmenizi bekleriz. Sizlere gerçekleri gösterelim gibi çeşitli açıklamalar yaptı. Ve de krizi büyüttükçe büyüttü. Peki bu kriz nereye evrilir? İsterseniz bunu iki farklı isme soralım. İlk olarak doçent doktor Zuhal Mert Uzuner bizimle. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi kendisi. Sizce iki ülke arasında bu kriz büyür mü? Mitsotakis'in açıklamaları sert. Bu sertlik acaba iki ülke arasında bir savaşa neden olur mu? İlk olarak bunu sorayım. Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerginlik aslında özellikle Mitsotakis'in 2019'da seçilmesinden sonra giderek ivmelenerek arttı. Bu artışın en önemli sebeplerinden bir tanesi tabii ki 2019 ve sonrasında yaşanan çeşitli olaylar olduğu kadar onun öncesine de dayanıyor. Biliyorsunuz Türkiye ve Yunanistan Doğu Akdeniz'de çok ciddi bir ekonomik mücadele içerisinde, bir alan mücadelesi içerisinde. Bu mücadelenin devamı olarak farklı alanlarda sorunlar yaşarken bir anda 2016'da 15 Temmuz ve sonrasında yaşanan gerginlik buna eklendi. Ve taraflar arasındaki güven bunalımı giderek büyürken 2019'da Mitsotakis'in seçilmesiyle birlikte Türk-Yunan ilişkilerindeki gerilime bir de düzensiz göçmenlerin Yunan sınırına doğru harekete geçmesi krizi eklendi. Bu krizin akabinde Mitsotakis hükümeti bütün dış politikasını Türkiye'den gelen tehdit üzerine oturtmaya başladı. Bu aslında sadece yani son 2019 sonrası Yunan hükümetiyle ilişkilendirilemez tabii ki ama Mitsotakis hükümetinin özelliği açısından da bu durumun anlaşılması önemli olacaktır. Sonuçta sağ bir hükümet ve milliyetçi bir takım kendi içerisinde cepheleri olan bir partinin iktidarı. Bu anlamda Mitsotakis aslında parti içerisinde nispeten daha liberal, daha batıcı bir akımı temsil ediyor. Ama parti içerisindeki dengeler açısından baktığınızda o kadar da koltuğu sağlam değil. Mesela gene 2012 yılında Samaras hükümeti vardı. Samaras gene Yeni Demokrasi Hareketi'nin içerisinde önemli bir cepheyi hem de çok milliyetçi bir cepheyi temsil ediyor. Ve Samaras'ın takip eden bir grup Yeni Demokrasi Hareketi içerisinde Mitsotakis'in Türkiye'ye yönelik politikalarını ve diğer ulusal çıkar olarak tanımlanan alanlardaki politikalarını eleştirmekte. Yine Karamanlis'i tanıyoruz. Biliyorsunuz 2007'de oldukça önemli bir takım sıkıntılar yaşanmadan önce Yunan ekonomisinde başbakanlık yapan Karamanlis. Gene o da milliyetçi bir takım söylemlerle Mitsotakis'i eleştirmekte. Şimdi kendi içerisinde bir takım bu sorunlar ve mücadeleler yaşayan bir parti olarak Mitsotakis de kendi pozisyonunu güçlendirmek adına Türkiye ile yaşanan sorunlarda özellikle Dendias'ı ön plana sürerek güçlü, ülkesini sert bir şekilde savunabilen bir lider profili verirken bir yandan da işte başta bahsettiğim liberal dünyayla entegre, daha batıcıl, batı stili lider profilini de korumaya çalışmaktaydı. Bu son kriz özellikle Ege'de ve Doğu Akdeniz'de yaşanan gerginliklerin bir şekilde ilişkilerin söylem düzeyinde etkisinin arttığı bu dönemde Mitsotakis'in dilinin giderek sertleştiğini görüyoruz. Bunun tabii en önemli sebeplerinden bir tanesi de Mitsotakis'in iç politikada gene yaşadığı sorunlar.
Biliyoruz ki Mitsotakis hükümeti özellikle muhalefette yer alan partilerin, Androulakis gibi PASOK ve diğer muhalif partilerin neler yaptığını takip etmek üzere Yunan İstihbarat Servisi ile birlikte bir takım kayıtlar almış. Bu konuda ciddi bir şu anda skandal yaşanmakta Yunanistan'da. Yunan hükümeti bunun üstünü örtmek açısından büyük oranda bu milli söylemleri ön plana çıkarmakta diyebiliriz. Ama öbür taraftan da Yunanistan açısından, Yunan dış politikası açısından şu anda Türkiye'den bir şeyler kopartmak ve Yunanistan çıkarı perspektifinde gelişmeleri sağlamak açısından doğru bir zaman ve bunun doğru zaman olmasının sebebi de Türkiye'nin uluslararası arenada yalnızlaşması, güçsüzleşmesi algısının var olmasından dolayı. Buradaki en önemli sebeplerden bir tanesi, biliyoruz ki 2012 ve sonrasında Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de birçok ülkeyle yaşadığı sıkıntılar, bu Arap Baharı ve sonrasında yaşanan gerginlikler sonrası bölgede yalnızlaşması söz konusu oldu. Türkiye kendisi açısından haklı olsa da yani burada yaşanan gerginlikler, özellikle Mısır ve İsrail'e yaşanan gerginlikler Yunanistan açısından bir stratejik perspektif yarattı ve ortak düşman üzerinden bir strateji geliştirmek üzere Doğu Akdeniz'de çeşitli işbirliklerine gidildi. İşte biliyoruz bu İSMET forum gibi çeşitli forumlar düzenlendi. Buna paralel olarak 2016'da yaşanan 15 Temmuz ve sonrasında Amerika Birleşik Devletleri ile gerginlik, Suriye'de yaşananlar, Suriye'deki PYD ve diğer Türkiye'nin terörist olarak gördüğü unsurlara Amerika Birleşik Devletleri'nin silah yardımı yapması gibi konularla Amerika ile gerilen ilişkiler de gene Yunanistan açısından oldukça önemli bir fırsat penceresi olarak görüldü. Bugün Yunanistan kendisi açısından çok doğru bir zamanda, doğru bir pozisyonda olduğunu ve fırsat bu fırsat Türkiye'ye karşı ciddi bir takım adımlar atabileceğini öngörmekte. Benim kanaatim o ki Türkiye'ye yönelik provokasyonların artmasının arkasında yer alan esas sebep bu. Çünkü Türkiye'nin olası atacağı yanlış bir adımın Yunanistan'ın bir Ukrayna gibi savunma altında Batı adına savunma yapan Batı'nın sınırı olma fikirleri, düşüncelerini bir şekilde savunmasına imkan sağlayacak. Bunu gerçekleştirmeye çalışıyor gibi görünüyor. Türkiye'ye yönelik yürütülen bu hareketler, biliyoruz ki son zamanlarda yapılan özellikle bu S-300'lerin radarlarının Türk F-16'larına kilitlenmesi, üstelik NATO operasyonu esnasında yapılıyor bu. Ve bunu akabinde gerçekleştirilen Türk personelin de olduğu bir geminin, RoRo gemisine ateş açılması, Yunan sahil güvenliği tarafından ateş açılması meselesi özellikle çok Türkiye kamuoyunda tartışıldı. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi tabii ki Türkiye'ye yönelik bir saldırı mıdır bu? Bir provokasyonun ötesine geçip artık ciddi bir saldırı provası mı yapılıyor, söylemleri oldu. Burada tabii en önemli şeylerden bir tanesi ilk kurşunu atmama meselesi. Türkiye ve Yunanistan bu konuda özellikle dikkat etmekte. Çünkü uluslararası hukuka göre kendini savunma hakkını kullanma argümanını kullanmak istiyor özellikle Yunanistan ve Türkiye'yi saldırgan taraf olarak göstermek istiyor. Bu açıdan ciddi bir sabır dönemine girmiş durumda Türkiye. Özellikle seçimlere kadar geçen süreçte bu çok önemli bir mesele. Türkiye'nin hiçbir şekilde silahlı bir şekilde tepki vermemesi, uluslararası mekanizmaları harekete geçirerek kendi çıkarını ve kendi hassasiyetlerini her ortamda dile getirmesi gerekmekte. Zira şu anda Türk Dışişleri Bakanlığı da bunu hararetle yapmaya çalışmakta. Tansiyonun çok yükselmemesi de tabii bu anlamda çok önemli. Ben Türkiye'deki açıklamalar kadar Yunanistan'da da bu anlamda çeşitli salınımlar görüyorum. Mesela Türkiye'den gelen çok sert, bazen diplomasinin dışında algılanabilecek söylemlerin bir benzeri Yunanistan'dan gelirken aynı hafta içerisinde daha yumuşak söylemlerin ortaya çıktığı da
olmakta. Mesela geçen hafta Türkiye'nin Mitsotakis hükümetinin güvenilir olmadığı argümanına dayanarak söylediği, işte Mitsotakis hükümeti benim için yok söyleminde gene yok kelimesinin kullanılmasıyla Mitsotakis'in verdiği cevap enteresandı. Bu 10 Eylül'de gerçekleşen Uluslararası Ticaret Forumu'nda konuşan Mitsotakis Erdoğan'a cevap verirken Sayın Erdoğan Yunanistan'a dayılık yok dedi. Bu dayılık ve yok kelimeleri Türkçe zaten kullanıldı ifade olarak bu açıklamada. Ve aynı açıklamada hayır ifadesi kullanıldı. Buradaki hayır ifadesinin önemi şundan kaynaklanmakta. Yunan siyasi tarihinde en önemli dönemeçlerden bir tanesi 28 Ekim 1940 tarihinde Metaksas tarafından Mussolini'nin teslim olmasına yönünde yaptığı çağrıya hayır cevabının verilmesi kutlanmakta her sene 28 Ekim'de. Buna referans veren bir açıklamaydı. Burada aslında Mitsotakis'in milliyetçi oylara, milliyetçi söyleme destek almak adına referans verdiğini görüyoruz. En önemli noktalardan bir tanesi de bu 28 Ekim gibi veya işte Anadolu'daki Rumların geçmişi gibi veya tarihi noktalara referans vererek milli bir kahraman olma gayreti içerisinde olduğunu söylemek mümkün. Sayın Uzuner çok çok teşekkür ederim. Bir başka ismi soralım. İstanbul Aydın Üniversitesi'nden Profesör Doktor Ragıp Kutay Karaca. Ragıp Bey siz ne düşünüyorsunuz? Bir Türk-Yunan Savaşı çıkmaz ihtimali var mı sizce? Evet, şimdi Yunanistan'ı ele aldığımızda özellikle Yunanistan'daki sağ partiler iktidara geldiğinde tüm iç politikasını ve dış politikasını Türkiye üzerine kurar. Tabii bugünkü bulunduğumuz uluslararası ortam da Yunanistan'ın özellikle Mitsotakis iktidarıyla beraber bunu yapmasını kolaylaştırdı. Neden? Çünkü Türkiye-Amerika ilişkileri ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri tam Yunanistan'ın istediği durumda. Amerika'daki gerek Temsilciler Meclisi gerekse Senato'daki Rum-Ermeni lobisinin belki de en kuvvetli olduğu bir dönem yaşıyoruz. Bunun yanında Türkiye'nin İsrail'le olan ilişkileri nedeniyle Amerika'da belki de en azından kaybedilmiş bir Yahudi lobisi de mevzu bahisti. Tüm bunlar Yunanistan'ın Türkiye'yi bir şekilde yalnızlaştırma, bir kenarda tutma ve Türkiye'ye yönelik özellikle savunma alımlarını, Türkiye'nin savunma alımlarını engelleme açısından bir avantaj sundu. Tabii bu avantajı Yunanlılar özellikle acaba bu dönemde işte Adalar Denizi'ndeki karasularını 6 mile çıkartabilir miyiz? Ya da hani kendi adlarına uyguladıklarını ama Türkiye'nin her zaman bozduğu işte hava sahasını 10 mil uygulama gibi bir durumu kara suyularını da 10 mile çıkartma gibi bir durumla bir şans yakalar mıyız düşüncesi oluyor. Bir de tabii Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin belli kazanımları var. Özellikle Rusya'nın Ukrayna işgaliyle beraber. Tüm bunlar birleşince Yunanistan'ın her türlü provokatif hamleleriyle karşı karşıya kalan da bir Türkiye var. Tabii iş söylemsel anlamda baktığınız zaman bir farklı noktaya götürüyor. Çünkü işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir gece ansızın gelebiliriz cümlesine Mitsotakis'in gece değil gündüz gelin güçlü kim görürsünüz cümleleri. Bunlar dış politik anlamda gerçekten esasında sert cümleler. Hani eğer iki ülke NATO üyesi olmasa aynı ittifak içerisinde yer almasa belki de hani gerçekten o ansızın gelme hikayesi bir icraya dökülecek ve bir savaş çıkma ihtimali oluşacak. Fakat şöyle bir durum var. İki tane batıdaki iki ülke, NATO iki ülkesinin bir savaş içerisine girmesi baktığınız zaman NATO içerisinde ne Amerika tarafından ne de Avrupalı üyeler tarafından çok tercih edilecek bir şey değil. Bunun iki temel nedeni var. Birincisi Rusya'nın özellikle 2008'den itibaren NATO genişlemesine yönelik saldırgan tutumu, işte bunun son noktası da Ukrayna oldu.
Ama bütün bunların yanında hala enerjide ve tahılda Rus bağımlılığının devam etmesi, ki bunun da çözümü öyle kısa periyotlarda olabilecek bir şey değil. Bu açıdan baktığınız zaman bir de iki NATO üyesinin birbiriyle çatışması durumunda NATO içerisindeki üyelerin hangi taraf üzerinde bir pozisyon alacağı var. NATO'nun gerçekliğinin sorgulanacağı bir durum ortaya çıkacaktır. Çünkü artık bir ittifak olarak anılmayabilecektir. Çünkü iki ittifak üyesinin savaşması demek NATO'nun temel felsefesine de tamamen aykırı olacaktır. İşte bu açıdan baktığınızda Yunanistan'la Türkiye'nin savaşmasını bekleyebilecek, isteyebilecek bir Batı üyesi bulunmuyor. Açıkçası bunu net olarak söyleyeyim. Bu süreç içerisinde işte Yunanistan'da seçimler var ama Türkiye'de de seçimler var. Söylemlerin iç politik yansımasını düşünerek yapıldığını düşünüyorum söylemsel anlamda. Burada tabii Türkiye'nin elinde temel kozlar var ki son Yunanistan'ın S-300'lerle NATO görevi yapmakta olan Türk F-16'larını kitlemesi esasında bunu tam tersi olduğunu düşünseniz de ortalık yıkılırdı. Yani Türkiye'nin S-400'lerle Yunan F-16'larını kitlediğini düşünün bir NATO görevinde. Gerçekten ortalık yıkılırdı. Türkiye'ye yönelik baskıları inanılmaz boyutlara ulaşabilirdi. Bunların da olmadığını görüyorsunuz. Çünkü şöyle de bir şey var. Birincisi S-300'lerin faal olduğunu herkes görmüş oldu bu açıdan. İkincisi bir Rus silahının ya da Rus savunma sisteminin Yunanistan gibi bir NATO üyesi tarafından da kullanıldığını herkes görmüş oldu. Üçüncüsü bu sisteme radarına Türk uçaklarının yani NATO üyesi bir ülkenin uçaklarının hasım koduyla nitelendirdiğine de herkes görmüş oldu. Bu açıdan baktığınız zaman söylemlerin dışında Türkiye'nin özellikle NATO ve Birleşmiş Milletler nezdinde temel girişimlerde bulunması gerektiğini düşünüyorum. Birinci nokta NATO'nun Atlantik Konseyi en üst siyasi organdır. Bunu Türkiye tarafından hemen toplantıya çağrılması lazım. Bu çünkü Yunanistan'ın bu hareketi tamamen düşmanca bir hareket. Ve bunun nedenleri ya da bir şekilde Yunanistan'a bir hesap sorulacaksa bu yöntem kullanılmalı bir noktada. İkincisi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni toplantıya çağırmak var. 1976'da Yunanistan bunu yapmıştı. Bu yapılabilir Türkiye adına bu hasmane tutum açısından. Tabii bence hani tarihten ders alma ifadeleri yerine 1995 yılında Millet Meclisi kararı tekrardan Yunanistan'a hatırlatılması çok daha etken olacaktır. Ama tüm bu diplomasileri kullandıktan sonra aynı pozisyonla karşılaşıyorsanız, Kardak krizinde ne yaptıysanız, çünkü askeri bir unsur da bazen diplomasinin oluşmasında etkendir. Aynı şeyi yapmanız gerekebilir. Buna da Türkiye hazır olmalıdır. Ama tüm bu söylediklerim iki ülkenin savaşacağı bir anlam taşımıyor. Ama görüntü hani bir kıvılcımla bazı şeylerin olabileceği noktada ama bunun adını savaş olabileceğini açıkçası ben kendi adıma bir diplomasi tarihçisi olarak düşünmüyorum. Tabii Yunanistan'ın bu tip eylemlerinde Amerika'nın Yunanistan'a biçtiği rol de önemli hale geliyor Rusya-Ukrayna krizi boyunca. Birincisi şu, Amerika'da çıkan yazılara baktığınız zaman Yunanistan'ı Avrupa Birliği'nin enerjisini götürebileceği temel geçiş ülkesi olarak gösteriyorlar. Ama İsmet'le Amerika'nın çekilmesiyle bunun çürüdüğünü söyleyebilir miyiz? Esasında söyleyebiliriz. İkincisi de Rusya-Ukrayna krizinde özellikle Ukrayna'ya yönelik yardımların işte buradaki Amerikan üsleri vasıtasıyla yapılması durumu var. Bu açıdan Yunanistan'ı önemli kılan bir nokta var ama Türkiye'yi de bu önemi kıracak bir arabuluculuk girişiminde bulunuyor Ukrayna-Rusya krizinde. İşte bu 120 günlük tahıl anlaşması, işte
Putin'in de söylediği gibi, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin de söylediği gibi Türkiye üzerinden oluyor. Bir de tabii Doğu Akdeniz'deki gazın, özellikle şu anda mevcut gaz çıkartan iki ülkeyi düşündüğünüz zaman Mısır ve Suriye, İsrail'in bu iki ülkenin Avrupa'ya ulaştırılacak bir enerjisinde Türkiye merkez ülke konumu taşıyabilecek. Çünkü en yakın ve en ucuz rota burası. Ama bütün bunların yanında yine Orta Doğu'dan gelebilecek, Türk dünyasından gelebilecek enerji kaynaklarının rotası da Türkiye üzerinden gidiyor. Bu da Yunanistan'ı bir şekilde Türkiye'yi baskı altına tutmak adına bu tip provokatif eylemler yönelmesine neden oluyor. Yani rekabetin, özellikle uluslararası rekabette Türkiye'nin Rusya-Ukrayna kriziyle bir adım önde olmasını görmesi bir şekilde Türkiye'yi baskı altında tutmasına neden oluyor. Tabii yine söylediğim gibi Biden gibi Rum lobisinin vasıtasıyla siyasette yükselmiş, kendine Bidenopoulos denilen bir Amerikan başkanını da siyaseten arkalarına almaları ve Temsilciler Meclisi'nde, Senato'da Türkiye karşıtlığının bu kadar yüksek olması Yunanistan'ın en azından bu noktada, aynen Miçotakis'in dediği gibi, bizim arkamızda çok daha fazla müttefik var söylemine neden oluyor. Sayın Kutay, çok çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, kriz henüz yatışmış değil. Başta Çavuşoğlu olmak üzere, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu olmak üzere krizi de, yani krizi büyütmek için değil ama üzerine su da dökmüyorlar. Ama bu krizde de görmezden gelmiyorlar. Artık canımıza tak etti mesajlarını da veriyorlar. Çavuşoğlu da çeşitli açıklamalar yaptı. Hulusi Akar da Yunanistan'a, ben ona Hulusi Akarizm diyorum, tatlı tatlı uyarıyordu. Ya yapmayın, bak bizim bu kadar büyük ordumuz var, bu kadar büyük hava kuvvetlerimiz var. Hani yarın bir gün savaş çıkarsa zorda kalırsınız. Bir de tarihe bakın, tarihte de başınıza neler geldiğini ders alın diyordu. Onlardan da anladığım kadarıyla şu ana kadar Yunanistan bir ders almış değil. Herhangi bir şey çıkartmış değil. Hulusi Akar da açıklamalarına devam etti. Bu arada Miçotakis, dedim ya, her önüne gelene Türkiye'yi şikayet ediyor. Bunlardan bir tanesi de Fransa'ydı. Fransa lideri Macron'la görüştü. Görüşme anda da ilginç anlar oldu. Macron'un not kağıtlarına bakıyordu. Şöyle bir ne yazmış falan diye. O da bayağı bir bu haftanın konuşulan konuları arasındaydı. Gördüğünüz bu görüntülerde olduğu gibi. Konumuz Putin'in dünyaya meydan okuması. Başta Avrupa Birliği olmak üzere. Biliyorsunuz gazın vanasını kapattı Rusya. Bu yıl winter is coming. Avrupa Birliği zor bir kış geçireceğe benziyor. Ne olacağını onlar da merakla bekliyorlar. Bakalım, biz de merakla bekliyoruz. En son dedi ki gaz, petrol, kömür, kalorifer yakıtı sağlamayacağız. Hiçbir şey sağlamayacağız. Batı donmuş olacak dedi. Niye bunu diyor Putin? Çünkü Ukrayna'yı işgal etmeye kalktığında Batı büyük bir yaptırım uyguladı. Şimdi Rusya da aslında ona cevap veriyor ve kendisine muhtaç olduğu iki kanalı, yani enerjiyi ve gıdayı keseceğini ya da tamamen kapatacağını söylüyor. Peki bu işe yarar mı? Emin Emrah Danış şu anda konuğum. Sayın Danış, siz ne düşünüyorsunuz? Bu Putin'in bu tehdidi gerçek mi? Ne olur acaba? Aslında gerek Rusya Başkanı Putin, gerekse diğer Rus yetkililerin açıklamalarına baktığımızda Batı ile Rusya arasında artan gerilime bağlı olarak son dönemde açıklamalarında tonunun şiddetlendiğini görüyoruz. Tabii Rusya'nın Avrupa'ya gaz akışını kesmesi, Avrupa'da artan fiyatlar ve yaklaşan kış mevsimiyle birlikte enerji arz güvenliğine yönelik artan kaygılar zaten enerji piyasalarındaki ateşi, harareti artıran önemli gelişmelerdi. Tabii aslında Putin'in açıklamalarına baktığım zaman çok da yeni bir şey görmüyoruz. Rusya zaten Ukrayna krizinin başından beri daha önceki yıllarda olduğu gibi enerjiyi bir politika aracı olarak, bir dış politika unsuru olarak kullanmaya devam ediyor. Ama burada Avrupa açısından aslında sorunu kritik hale getiren Putin'in biz Avrupa'ya doğalgaz, kömür, kalorifer yakıtı ya da diğer emtiaları keseriz noktasındaki açıklamaları değil. Zaten Avrupa Birliği bugün ciddi bir krize karşı karşıya. 2021 yılında Rusya'dan yaklaşık 155 milyar metreküplük doğalgaz ithalatı yapan Avrupa'nın önümüzdeki kış mevsimiyle birlikte baktığımız zaman bunun en iyi ihtimalle 55-65 milyar metreküplük kısmını ikame edebileceğini görüyoruz. Tabii verimlilikle birlikte de bir kısım belki bu miktarın üzerinde artış sağlanabilir. Ama total olarak baktığımız zaman 80-90 milyar metreküplük bir açık var. Tabii ki bu açığı doldurmak şu an mümkün değil. Her ne kadar
Avrupa kış mevsimine yeraltı depolarında yaklaşık %80'lik bir doluluk oranıyla girse de bu tabii ki kışın kolay geçeceği anlamına gelmiyor. Kış mevsiminin soğuk geçmesi halinde haliyle doğalgaz talebi de artacak, tüketim de artacak. Ve doğalgaz bildiğiniz gibi sadece ısınma amaçlı kullanılmıyor konutlarda. Aynı zamanda elektrik üretim amaçlı kullanılıyor ve aynı zamanda sanayi sektöründe önemli bir girdi durumunda. Tabii ki bu kesintilerin, arz güvende yaşanan sıkıntıların ve artan fiyatların sadece tüketiciler üzerine etkileri olmayacak. Avrupa'nın sanayisi, Avrupa ekonomileri üzerine de ciddi sıkıntılar, ciddi üretim düşüşleri neden olması bekleniyor. Zaten son dönemler, son haftalarda Avrupa basınında yer alan haberlere baktığımız zaman birçok ülkede enerji yoğun sektörlerde üretim miktarlarının düşürülmesinin ya da üretime ara verilmesinin planlandığını görüyoruz. Verimlilik anlamında ya da artan fiyatların getirdiği yüksek maliyetler nedeniyle. Sonuç olarak baktığımız zaman Putin bugüne kadar enerji kartını çok doğru oynadı kendisi açısından. İlk önce herkes şu açıdan bakıyordu olaya. Evet, Putin enerji sektörünü hedef alıyor ama Putin aslında sadece enerji sektörünü hedef almadı. Putin Avrupa ekonomilerini de hedef alıyor ve bunun ötesinde önümüzdeki kış mevsiminde hem Avrupa ekonomileri bir ciddi sıkıntıyla karşı karşıya kalacak, hem de Avrupalı tüketicilerin, Avrupa halklarının milyonlarca, yüz milyonlarca insanın belki de elektrik, doğalgaz kesintileriyle karşı karşıya kaldığını göreceğiz. Ve artan doğalgaz, elektrik maliyetlerini, enerji maliyetlerini söylemiyoruz bile. Tabii ki bunun siyasi etkilerinin olmaması mümkün değil. Zaten baktığımız zaman bazı ülkelerde tabii bunların bir kısmı Rusya'ya yakın kesimler olduğunu da görüyoruz ama özellikle kış aylarında ve ilkbahar aylarından itibaren Avrupa'da belki de siyasi haritanın, siyasi istikrarının da değişmeye başladığını göreceğiz. Yani Avrupa'da toplumun, insanların hükümetlere olan tepkisi, mevcut izlenen politikalardan ve yaşanan sorunlardan dolayı bunlar Avrupa'nın siyasi haritasında da değişimlere, iktidar değişimlerine, istikrarsızlıklara yol açabilir. O açıdan baktığımız zaman Avrupa'yı gerçekten hem enerji anlamında hem ekonomi açısından hem de siyasi istikrar açısından oldukça zor bir kış dönemi bekliyor. Peki Avrupa'nın burada alternatifleri yok mu? Tabii ki Avrupa'nın alternatifleri var. Az önce de ifade ettiğimiz gibi LNG olarak daha fazla gaz almaya başladılar. Yeni projeler gündemde, boru hatlarından daha fazla alabildikleri miktar kadar gaz miktarını arttırmaya çalışıyorlar ama bunlar yeterli değil. Tabii ki işte son günlerde biliyorsunuz basına da yansıyor. İşte birçok ülkede mum yakın, odunu stoklayın, elektriklerinizi az yakın, oda sıcaklığını 19 derecenin üzerine çıkarmayın. Bunlar da tabii ki önemli adımlar ama az önce de ifade ettiğim gibi bu kadar büyük 80-90 milyar metreküplük bir açığı sadece tasarruf önlemleriyle şehirlerin ışıklarını düşürerek ya da oda sıcaklığını düşürerek atlatmak mümkün değil. O yüzden zaten Avrupa'da kömür santrallerinin tekrar devreye alınmaya başlanması ya da üretimini arttırması söz konusu. Aynı zamanda nükleer santrallerin de tekrar üretim miktarının arttırılması ya da kapatılması planlanan Almanya'da olduğu gibi bazı santrallerin, nükleer santrallerin sıcak tutulması, yani ihtiyaç halinde devreye alınması için bekletilmesi gündemde. Ama bunlar tek başına yeterli değil. Çünkü siz 155 milyar metreküplük bir açığı birkaç yıl içinde kompanse edemezsiniz. Avrupa Birliği'nin belki de 4-5 yıllık bir sürece ihtiyacı var. Evet, burada LNG ve diğer boru hatları bir alternatif olacak. Hidrojen alternatif olacak, verimlilik alternatif olacak, nükleer, ama günün sonunda baktığınız zaman çok ciddi bir Rusya'dan yapılan ithalat söz konusu. Burada petrol ithalatı da var biliyorsunuz, kömür ithalatı da var. Yani ciddi bir bağımlılık var. Burada yenilenebilir tabii ki Avrupa açısından önemli bir rol oynayacak ama şu an baktığınız zaman dünya piyasalarında hem güneş paneli hem de rüzgar türbini açısından ciddi bir tedarik sıkıntısı yaşanıyor. Zaten biliyorsunuz küresel bir tedarik sıkıntısı da söz konusu dünya piyasalarında. O açıdan rüzgar türbini tedariği de 13-14 ay, güneş panelinde de 12-13 aylık tedarik süreleri söz konusu. Bunları da göz önüne aldığımız zaman Avrupa'nın sadece bu kış döneminde değil, önümüzdeki 2-3 kış mevsiminin Avrupa açısından ciddi sorunların yaşanabileceği bir süreç olarak önümüzde durduğunu görüyoruz. Ve tabii ki bunun ötesinde yüksek fiyatlar hem Avrupa ekonomileri, hem Avrupalı tüketiciler, hem de diğer dünyadaki tüketiciler bize dahil olmak üzere oldukça zorlayacak. Ve bu açıdan baktığımız zaman Avrupa'yı konuşuyoruz ama Türkiye'deki tüketicilerin de artık bizlerin de enerjiyi ciddi anlamda verimli kullanmamız gerekiyor. Bu hem arz güvenliğimiz açısından hem de yüksek fiyatlarla yaptığımızı göz önüne aldığımızda enerji ithalatımızı dışa olan bağımlılığın azaltılması açısından da oldukça önemli. Sayın Danış, çok çok teşekkür ederim.
Putin'in bu tehdidi gerçek mi değil mi bilmiyoruz ama Avrupa şimdiden tedbir almaya yöneldi. Mesela her ülke farklı açıklamalar yapıyor. Bu hafta işte Paris'te mesela Eiffel Kulesi'nin ışıkları 23.45'te kapanacakmış ki sabaha kadar açık kalırdı. Yine farklı açıklamalar var. Mesela İsviçre medyası Blick'te çıkan bir habere göre Bakan Samaruga demiş ki İsviçre Federal Çevre ve Ulaştırma Bakanı birlikte duş alın. Sıcak suyu çok akıtmayın. Artık kimle duş alacaksınız bilmiyorum. Ama böyle bir yorum yapmış yani. Almanya'da acayip tedbirler var. İngiltere'de kimi tedbirler konuşuluyor. Devlet dairelerinin işte ısıtması kısılacak, reklam panoları kapatılacak diye. Avrupa soğuk bir kışa hazırlanıyor. Bir yandan kışa hazırlanıyor. Önümüzdeki günlerde de bir cenaze töreni var. O da şu anda çok konuşulanlar arasında. Elizabeth'in cenaze töreni bir haftadır yapılıyor. İngilizler 85 yıl sonra ilk kez bir kraliçeyi uğurlarken ayrı ayrı törenlerle yapılıyor. Asıl cenaze ise ayın 19'unda kaldırılacak ve de Prince Charles konuşuluyor. Asabi kral diye. Neden? Bir imza töreni var. Bir şey imzalayacak. Eline mürekkep bulaşıyor. Söylene söylene kalkıyor. Tabii alışık değil İngilizler. Niye? Çünkü Elizabeth gerçekten hiç duygularını yansıtmayan, hani böyle çelik duruşlu bir kraliçeydi. Şimdi bu 74 yaşından sonra kral olan Charles'ın gerginliği bir parça konuşuluyor, tartışılıyor. Bu arada Kraliçe Elizabeth'in cenazesi için Türkiye'den de 13 ton çiçek yola çıkmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan yerine Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılacağı bekleniyor. Dünya liderlerine özel uçakla gelmeyin, tarifeli uçakla gelin dedi İngilizler. Sizleri otobüse bindireceğiz dedi. Öyle özel protokol beklemeyin dedi. Kimin liderler gidiyor, kimleri de gitmiyor. Bu arada Suudi Arabistan'da umre ziyaretinde de kraliçeye adayan bir meczup da tutuklanmış durumda. Evet, bir 5'te 1 kanın daha sonuna geldik. Ben Cüneyt Özdemir. Yeni bir 5'te 1 kada buluşuncaya kadar hepinize iyi günler, iyi akşamlar dilerim.